Neyse, yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Osmanlı Hanım Sultanları ve yaptıkları hizmetleri anlattığımız serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in annesi Valide Sultan ve II. Mahmut'un eşidir. Pertevniyal Valide Sultan, Ulah asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Hasna Besime idi. 1829 yılında II. Mahmut'un eşi oldu. 10 yıllık bir evlilikten sonra eşi vefat etti. 25 Haziran 1861 tarihinde Sultan Abdülmecit'in vefatı üzerine oğlu Abdülaziz tahta geçince Pertevniyal Sultan da Valide Sultan unvanını aldı. Oğlunun bütün saltanatı boyunca Valide Sultan kaldı. Hayır hasenata çok önem verirdi. Pertevniyal Lisesi'ni Pertevniyal Valide Sultan Camii'ni yaptırdı. Konya Azize Camii'nin yapımında da büyük maddi yardımları oldu. Oğlu vefat edince Valide Sultanlık dönemi bitti ama 7 yıl daha yaşadı. Ayrıca Yusufpaşa'da bulunan Aksaray Mahmudiye İlköğretim Okulu'nu eşi II. Mahmut'un anısına yaptırmıştır. Okul birkaç kez talihsizliklerle karşılaşmasına rağmen bugün hala hizmet vermektedir. 5 Şubat 1883 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. İstanbul'un Aksaray semtinde bulunan kendisinin yaptırmış olduğu Pertevniyal Valide Sultan Camii'ndeki Pertevniyal Sultan Türbesi'ne gömüldü. Pertevniyal Valide Sultan Camii. Sultan II. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Cami 1869-1871 yılları arasında inşa edildi. Planlarını Sarkis Balyan'ın çizdiği, hazırlanmasına Hagop Balyan'ın katıldığı da bilinmektedir. Mimarı Montani'dir. Çizim işlerinde Desinatör Osep çalışmıştır. Uygulama ve şantiye yönetimi için Bedros Kalfa ve duvarcı Ohannes ile dülger kolbaşısı Dimitri görevlendirilmiştir. Caminin neogotik tasarımıyla klasik camilerden oldukça farklı bir mimarisi vardır. Devlet ileri gelenlerinin, din bilginlerinin, hocaların katılımıyla düzenlenen büyük bir törenle temeli atıldı. Pertevniyal Sultan temel atma törenini meydanı görebilen bir evin penceresinden izledi. Tek şerefeli iki minaresi Dolmabahçe Camii'nin minarelerinden daha geniş tutulmuştu. İç mekan bakımından da bu camiden daha genişti. Tek kubbesi yüksek fakat küçüktür. Neogotik yüzey bezemeleri bu camiye ayrı bir güzellik kazandırır. Aynı bezeme zenginliği ve güzellik caminin iç kısımları için de geçerlidir. Altın yaldızlarla parlatılan mavi rengin egemen olduğu kalem işi süslemeler iç mekanı baştan sona süslemektedir. Caminin Aksaray Meydanı'na bakan avlu kapısı İstanbul'daki camiler için pek alışılmadık ve aynı zamanda da göz kamaştırıcıdır. Bu kapı Osmanlı taş oyma sanatının nadide ürünlerindendir. 1956-59 arasındaki Aksaray Meydanı düzenlemesi esnasında Sebil gibi camiye ait bazı unsurlar kaldırılmış veya yeri değiştirilmiştir. Caminin çevresindeki eserler, bir çeşme, bir kütüphane, Pertevniyal Sultan'ın kendisi için yaptırdığı türbeden oluşmaktadır. Kütüphanesi Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır. Trafikten en çok etkilenen cami bu camidir. Caminin kahyası Hüseyin Bey, cami masrafı olarak 7961 kese 96 kuruş 10 para harcamış, 3 ayrı temel çukuruna olmakla birlikte 3225 lira temele gömülmüştür. Oğlunun saltanatı sırasında pek deptebeli hayat süren Pertevniyal Valide Sultan hayratı ile tanınmıştır. Mahmudiye Merkez Rüştiye Mektebi, yani Pertevniyal Lisesi. Öncelikle eşi II. Mahmut adına Aksaray'da yaptırdığı Mahmudiye Merkez Rüştiye Mektebi, iki katlı, 8 derslikli, adeta bir konak şeklinde olup, alt katı Mektebi Sibyan yani ilkokul, üst katı Rüştiye, ortaokul olarak inşa edilmiştir. Bazı kısımları kagir, bazı kısımları ahşaptır.
Okulun inşaatına 1870 yılında başlanılmış, 2 senede 3530 altın masraf edilerek 6 Nisan 1872 tarihinde eğitim öğretime açılmıştır. Pertevniyal Valide Sultan, açtığı okulun masraflarının karşılanması için bir vakıf kurdu. Öğretmenlerin maaşları Pertevniyal Vakfı'ndan karşılanıyordu. Hatta vakfiyede hangi öğretmenin ne kadar aylık alacağı belirlenmişti. 1911 Aksaray yangınında okul harap oldu. Bir süre Sinekli Bakkal'daki bir konakta öğretime devam etti. 1930'da Pertevniyal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bey tarafından betonarme olarak 17 derslikli bir okul olarak yeniden inşa edildi. Ortaokul ve lise halinde eğitime başladı. Okula Bakanlar Kurulu kararıyla Pertevniyal Lisesi adı verildi. 1938 yılında 4 derslik ilave edildi. 1948-1949 öğretim yılında ortaokul liseye ayrılarak lise kısmı Çapa Öğretmen Okulu'na taşındı. 1952 yılında alınan bir kararla lise ile ortaokul birleştirilerek eğitime eski binada devam edildi. 1956 ve 1968 yılında yeni ilaveler yapıldı. Aşağı yukarı bugünkü halini aldı. 1986 yılında da onarım nedeniyle Çapa Anadolu Öğretmen Okulu binasına taşındı. Bu arada okulumuz tamirat bittikten sonra Başbakanlık Arşivi Kurumu'nun deposu olarak da kullanıldı. Pertevniyallilerin çalışmaları ve istekleri doğrultusunda kuruluş amacına uygun düşmeyen bu durum düzeltildi. Eğitime kendi binasında devam edildi. 1992-1993 eğitim yılında süper liseye dönüştürüldü. 1997-1998 yılından beri Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Mahmudiye Merkez Rüştiyesi Mektebi talebelerine her yıl Pertevniyal Vakfı tarafından senede 120 kuruş elbise parası verilirdi. Bu sebeple okul pek rağbet görürdü. Okulun öğrencileri genellikle fakir aile çocuklarıydı. Bu sebeple Pertevniyal Vakfı bu çocuklara her bayramda harçlık dağıtırdı. Bu adet hala Pertevniyaliler tarafından öğrencilerimize yapılan çeşitli yardımlarla devam etmektedir. Mahmudiye Merkez Rüştiye Mektebi Osmanlı zamanında dahi Avrupa'yı tarzda eğitim verirdi. Dini ve sosyal derslerin yanında tabiat bilgisi, sağlık, hesap, el hünerleri, idare, dil bilgisi, iktisat, beden eğitim dersleri verilirdi. Pertevniyal Vakfı. Pertevniyal Valide Sultan'ın en önemli eserlerinden birisi de kurmuş olduğu Pertevniyal Vakfı'dır. Vakıf hala başarılı bir şekilde Pertevniyal Eğitim Vakfı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Pertevniyal Valide Sultan hayır ve yardım amaçlı birçok vakıf kurmuştur. Birçok bina satın alarak vakıflara kaynak sağlamıştır. Bu vakıflar bağışlarla İstanbul'un Avrupa yakasındaki çok sayıdaki çiftliklerin geliriyle finanse edilmiştir. Bu vakıflara ait arsalar, dükkanlar, bahçeler ve tarlalar mevcuttu. Pertevniyal Valide Sultan Cami. Lisenin yanına 1768 yılında Katip Hacı Mustafa Efendi'nin yaptırıp da yanmış olan cami arsasına kendi adıyla bir cami yaptırmıştır. Selahattin Camii'dir. Eski caminin arsası çok küçüktü. Çevredeki evler, arsalar parayla satın alınarak arsa büyütüldü. Pertevniyal Valide Sultan Cami'nin planlarını Ermeni mimar Sarkıs Balyan Efendi çizdi. Bazı kaynaklar İtalyan mimar Montani Efendi'nin yaptırdığını yazmaktadır. Caminin iç bölümlerinin desenlerini çizen Agop Efendi'dir. Caminin inşasına 1868 Ekim ayında başlandı. Caminin temeli atılırken sayısız kurbanlar kesildi. Ayrıca o zamanın adetlerine göre temele 3225 lira gömüldü. 29 ay gibi kısa sürede bitirildi. Caminin inşaatına 8000 kese altın harcanmıştır. Ustalarının da yabancı olması hasebiyle karmaşık bir stil ve plan uygulanmıştır. Camide neogotik, gotik tarzının Osmanlılarda uygulanan son şekli uygulanmıştır. Ayrıca gotik tarzda uygulandığı, hatta rokoko tarzı olduğu da söylenebilir. Caminin iç kısımlarında altın yaldızlarla parlatılan mavi rengin egemen olduğu kalem işi süslemeler bulunmaktadır. Yine caminin iç mekanında Hattat Mehmet Efendi Kur'an-ı Kerim'den Mülk Suresini çepçevre yazmıştır. Cami için Çırağan Sarayı'nın dış süslemelerinden ilham alınmıştır. Daha önce yapılan Dolmabahçe,
Ortaköy ve Mecidiye camileri tarzındadır. Caminin giriş kısmına padişahların, Valide Sultan'ın, beylerin ağırlanacakları yerler yapılmıştır. Valide Sultan gerek cami imamı gerekse türbedar için oturma odaları yaptırmıştı. Caminin Aksaray Meydanı'na bakan avlu kapısı İstanbul'daki camiler için pek alışılmadık ve aynı zamanda göz kamaştırıcıdır. Bu kapı Osmanlı taş oyma sanatının nadide ürünlerinden biridir. Caminin dış görünüşü klasik Türk mimarisine benzemez. Yine de bütün yüzeyler zarif taş işçiliğiyle süslenmiştir. Ön tarafındaki üçgen alınlık Helenistik tapınakları andırır. Ana mekan kare planlıdır. Ana hacim ve buna eklenti olarak son cemaat yeri ve hünkâr dairesinden oluşur. Birer şerefeli iki minaresi vardır. Cami yekpare bina olup mimarisine bakıldığında yerel motiflerin yanı sıra Osmanlı olmayan motifler de bulunmaktadır. Cami yanında bir sebil, bir türbe, bir kütüphane, bir muvakkitane yani vakti tayin eden kimsenin saat ve aletlerinin bulunduğu yer vardır. Kısaca okulla birlikte tam bir külliye oluşturulmuştur. Ayrıca Osmanlıca kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Sarıyer'de ve Bandırma'da birer ilkokul yaptırmıştır. Hatta Sarıyer'deki okulun masraflarını karşılamak için okulun altına dükkanlar yaptırmış olduğu tarihi kaynaklarla sarihtir. Sergüzeştname. Rahmetli İbnül Emin Mahmut Kemal İnan'ın İstanbul Üniversitesi'ne bağışladığı kıymetli eserler arasında 3310 no'ya kayıtlı bir defter vardır. Bu defterin muhteviyatı arasında Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın 1880 yılında söyleyip yazdırdığı sergüzeştname de bulunmaktadır. Sergüzeştname Valide Sultan'ın hayattayken sakladığı bir sandık içinde bulunmuştur. Sergüzeştname'de bilhassa oğlunun hal edilmesinden sonra başından geçen acı olaylar kaleme alınmıştır. Bu sergüzeştname, Valide Sultan'ın vaka esnasında saraydan çıkarmaya vakıf olup hayattayken bir sandık içine koyduğu eşyalar arasında ortaya çıkmıştır. Bu eşyalar arasında bir de şu varaka çıkmıştır. Sultan Murat'ın kemali külfü kereminden olarak ferman-ı şahaneleriyle beni yeni saraya sürdükleri vakit, mürüvvetlerinden üzerimde olan ve yanımda bulunan eşya bu kadar olduğu halde 3 ay orada mahpus kaldım ve bu eşya ile idare eyledim. Ferace ve yaşmağım olan da bu beyaz şaldır. 3 padişah sayesinde nail olduğum maldan bu kadar eşya ile 3 cariye layık görüp, mürüvvet buyurdular. Kimsenin hakkında hayırdan başka sui niyet etmedim. Sayelerinde bu hareketlere müstahak oldum. Allah aşkına bunları açıp görenler beni rahmet ile yad eylesinler ve benden ibret alıp hakkımda olan mürüvvet ve merhametleriyle şaşıp mütehayyir olsunlar. Benim sergüzeştim pek uzun. Tarih olacak şey ise de oradan sarf nazar olundu. İşte o vukuatı yüzünden gizi herkes işitmiştir. Tekrarına hacet görmem. Kanımı deryaya akıttılar. Bu mürüvvetleri de bana ettiler. El-Hükmüllah, biçare Pertevniyal. Pertevniyal Kütüphanesi. Caminin sağ tarafında bitişik yaptırılmıştı. Daha sonra ara duvarlar kaldırılarak camiye ilave edildi. 1886 eser vardı. Bunların 329'u yazma, 557'si matbu eserdi. Yazma olanlar çok nadidedir. Devrinin ciltçiliğini, teship sanatını ifade eden güzel örnekler vardır. Pertevniyal Kütüphanesi'nin değerli el yazması eserleri 1945 yılında Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Pertevniyal Valide Sultan Türbesi. Valide Camii'nin bahçesine Millet Caddesi'ne paralel olarak yaptırılmıştı. O zaman türbenin bugün Aksaray Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nin olduğu yerde olduğu zannedilmektedir. Türbe, Osmanlı, Hint gibi farklı üslupların mimari özelliklerinin kaynaştırılarak uygulandığı bir yapıya sahiptir. Türbede ayrıca Valide Sultan'ın yakınlarının mezarları da bulunmaktadır. Girişte bir kitabe bulunmaktadır.
1926-29 yıllarında yol genişletme çalışmaları sırasında türbe yerinden oynatılarak geri çekildi. Daha sonra yeniden yol genişletme çalışmaları yapıldı, tekrar geri çekildi. Türbe 1958 yılında yıkıldı. Türbenin parçaları Laleli'deki 3. Selim Türbesi'nin haziresine konuldu. Daha sonra türbenin kalan malzemeleri kullanılarak bugünkü şekliyle yaptırıldı. Pertevniyal Valide Sultan ayrıca Osmanlı Devleti'nin sanayide gelişmesiyle de ilgilenmiştir. Üsküdar'da Paşa Limanı'nda devlete ait tahıl ambarı yanındaki arsada buharlı un değirmeni kurmuştur. Tersani-i Amire'de yaptırdığı gemi inşa mevzusunda ilk yerli Osmanlı zırhlısı olan Fethi İslam'ı 1863'te inşa ettirmiştir. 1873 Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi'ni onartmıştır. Mevlana Kapı'daki Ebu Bekir Çelebi Türbesi'ni yaptırmıştır.